Günler günleri kovalıyor. Ülkede gündem değişiyordu. E tabi bizim kahvehanedeki simalar ve olaylar da değişmeye başlamıştı. Alınan son karar dışarıda bayağı bir dedikoduya neden olmuştu. E reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bu durum bizim kahvehaneye olan merakı da artırmıştı. Hele vekilliği bırakanların, yeni bırakanların en az 10 yıl boyunca bizim kahvehaneye uğramayacak olması eski vekillerin, yani bizim müdavimlerin bayağı bir hoşuna gitmişti. O gün işim çıktığı için kahvehaneye biraz geç gelmiştim. Yine bizim Demirbaş müdavimlerden Ali Sahip Efendi, Kefai Kaplan, İhsan abi falan oturmuşlar. Ülke gündemi hakkında yine atıp tutuyorlardı. Ama aralarında tanımadığım bir adam daha vardı. Bu adam, nasıl söylesem, en az 60 yaşlarında, kilolu, göbekli, kafası kel böyle, saçını bir yandan almış, diğer tarafa atmış. Biraz değişik bir tipti, ilk defa görüyordum. Ağzını da sürekli Şener Şen'in ağır rollerinde oynattığı gibi ikide bir böyle dişlerini gösterip duruyordu. Altın dişleriyle hava mı atıyordu, ne yapıyordu anlamış değildik. Velhasıl kelam, bu adamı ilk defa gördüğüm için merak etmeye başlamıştım. Adamın zaten şivesi de Şener Şen'in ağır rollerindeki haline çok benziyordu. Neyse, ben bunlara bir selam verdim, yerime geçtim, bilgisayarı açtım. Çayım geldi, İdris, çırak İdris çayımı getirdi. Tatlandırıcımı attım, çayımı içmeye başladım ama adamı merak ediyordum. Bu adam kim dercesine bizim çırak İdris'e bir kaş göz işareti yaptım. İdris anladı tabii merak ettiğimi. Öbür tarafa çay bırakıp ocaklığa dönerken bana doğru yaklaşıp bir fısıldadı ve dedi ki, abi bu eski vekillerdenmiş. İdris'in verdiği bu bilgi biraz merakımı köreltmişti ama eksildi. E tamam, bu adam vekil de nerenin vekili, tevellüt kaç, ne zaman bıraktı? Bunları bilmem lazımdı. Kaç yaşında? Neyse, ben bu sancı ile kıvranırken içeriye Reis Ceyhun Zeydan girdi. Herkes kemali hürmet ile ayağa kalktı. E tabi biz de selam verdik. Reis kendisine ayrılan koltuğuna oturdu. Adamın kendi bölgesi var kahvehanede. İdris hemen açık çayıyla yanında limonlu Reis Ceyhun Zeydan'a getirdi. Reis şöyle bir çaya baktı. Sonra İdris'in yüzüne baktı. Biz anlamadık tabii ama simit soruyormuş. İdris anladı tabii hemen. Reis'im, babam şimdi fırına gitti. Simitleri hemen getirecek. Az sabredin. Çok beklemedi zaten. Yüzü düşmüştü adamın. Ulan evden niye aç geliyor? Burası aş evi. Neyse, Temel abi geldi bizim kahvenin sahibi. Temel abi geldi, İdris hemen koştu. Simitleri kaptı elinden. En gevreğini seçti. Reis Ceyhun Zeydan'ın önüne koydu. Adam orada biraz rahatladı. Neyse, daha sonra ben de bir simit istedim. Canımız çekti yahu. Bütün hürmet reise mi yani? Oradan Ali Sahip Efendi reise seslendi. Az önceden beri benim merak ettiğim adamı reise soruyor. Reisim, reisim, bu arkadaşı tanıdınız mı? Reis öyle bir baktı gözünün ucuyla. Yok dedi.
Bu arkadaşı tanımıyorum. Ondan sonra devreye İhsan abi girdi. Reis nasıl tanımıyorsun ya? Hani bu Halk Partisi'nden İstanbul mevzusu olarak girmişti. Ayıkmadın mı? Reis yine yok dedi. Gazeteyi yüzüne serdi. Az buçuk tavır aldı. İhsan abi üsteledi. Ya bu İhsan abi de ne inatçı adam ya. İhsan abi üsteledi. Reisin daha sonra Hukuk Partisi'ne geçmişti. Oradan Millet Partisi'ne. Bağımsız olmaya çalıştı. Vekalet vermediler. Kamer Motel olayının içerisindeki adamlardandır. Hatırlaman lazım reis ya dedi. Reis bu sefer tavır aldı. Gitti sandalyesini pencere tarafına çevirdi, oturdu. Bu sefer de devreye 2 saattir tanıtılan adam girdi. Kamil Bey. Kamil Bey kalktı. Reis Ceyhun Zeydan'ın tam karşısına oturdu. Vallahi büyük cesaret. Ulan adam zaten sinirlenmiş. Sen ne diye adamın karşısına oturuyorsun? Kamil Bey geçti reisin karşısına. Reis beni nasıl tanımıyorsun ya? Senin meclis başkanı seçildiğinde senin için o kadar kulis yaptık. Seni mecliste övmediğim adam kalmadı. Ne diye şimdi bizi tanımamazlıktan geliyorsun? Reis o esnada şöyle bir baktı. Başımıza ihale aldık dedi. Bir simit yiyecektik anasını satayım. Burnumuzdan getirdiler. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Seni tanımıyorum kardeşim. Tanımak da istemiyorum. Meclise geldiğin ilk günden beri sorun yaşadın ve yaşattın. Bir ayda 3 parti değiştirip sonunda bağımsız olan bir adamsın. Seni tanımamı nasıl istiyorsun? Dediğim gibi sorun yaşadın ve yaşattın. Aylarca seni aradık. Telefon açarız, işim var. Haber göndeririz, işim var. Ulan madem işin var da vergi levhan nerede? Ay Kamil, o kadar seni aradık. Güç bela seni Antalya'da tatildeyken bulduk. Elimize ne geçti? Biz adamı arıyoruz, iş yapacağız. Meclise gel, yemin et, imzanı at. Adam ortalıklarda yok. Orada seni ikaz ettik tatildeyken. Bizi yine dinlemedin. Telefonları bile açmadın. Aylarca bizi süründürdün. Güç bela aylar sonra ancak imzaladın. Ticaret vekili olacaktın, olamadın. Ulan senin yüzünden 2 defa hükümet düştü hükümet. Hükümete güven oylamasına yemin etmediğin için giremedin. Bağımsız oldun. Vallahi o kadar bağımsız oldun ki ve bu sefer de meclise hiç uğramadın. O yüzden kardeşim seni tanımıyorum. Tanımak dahi istemiyorum. Şimdi çekil. Senin yüzünü görmesin. Kamil Bey bu kadar lafın üstüne. Ulan ne kadar pişkin bir adam ya. Ya bu Kamil ne kadar pişkin bir adam ya. Kamil Bey hiç oralı olmadı. Pişkin pişkin şöyle bir sırıttı. Ondan sonra ilahim yerim. Sanki ben meclise gelmediğimde devlet mi battı? Hükümetsiz mi kaldınız? Ne oldu yani? İşler bir benim sayemde mi yürüyordu? Siz şükredin ben meclise gelseydim yeni bir parti kuracaktım. Bağımsızlardan, Halk Partisi'nden, Hukuk Partisi'nden. Valla ortaya karışık çerez gibi müteşekkil bir oluşum açacaktık. Tabi olmadı. İçimizde kalan şeyler vardı. Heves ettik, olmadı. Kardeşim partinin adı bile hazırdı. Bak, hazır mısın? Söylüyorum. Yaratıcılığa bak.
Yeniden Yükseliş Partisi. Amblemi bile hazırdı. At üstünde bir süvari, sadağında altı ok, boynunda bir anahtarlık, atın önünde de bir kurt vardı. Gördüğün üzere her türlü görüşe açık, imgeyi barındıran her yol var yani bizde. Herkes kendinden bir şeyler bulabilir. O kadar güzel parti. Neyse biz tam partiyi kuracaktık. Gördüğün gibi her şey hazırdı. Şimdi anlatacaklarım inanmazsın ama. Beni bir gece büyük kulüpten çıkarken, biz yine içmişiz büyük kulüpte. Millet de bizi zannediyor işte, gecelere kadar memleket meselelerini konuşuyoruz. Nerede? İçiyoruz baba biz. Bizi büyük kulüpten çıkarken beni maskeli adamlar yaka paça tuttular, bir arabaya bindirdiler. Ula kardeşim, iki saat boyunca şehrin içinde dolan dur. Ula bu şehir bu kadar büyük mü? Ne geziyoruz ya? Adana 7. otobüsleri gibi bütün şehri dolaştık anasını satayım. Ondan sonra beni bir binaya getirdiler. Başıma çuval geçirdiler tabii, ben görmüyorum. Yeri bilmiyorum yani. Gözüm kapalı. Başımda çuvalla tahmin ediyorum işte bir binaya girdik. Asansöre bindik. İki kat aşağı indik. Bir alana girdik, bir daireye. İçeri doğru girdik. Bir kapıdan girdik. Beni bir sandalyeye oturttular. Lan sanki kazağa oturttular. Sandalye ne kadar sertti ya. Alışmışız mecliste. Böyle rahat koltuklara oturmaya. Neyse. Oturdum sandalyeye. Karşımda bir sürü maskeli adam. Sandımca burası gizli bir cemiyetti. Neyse, benim maskemi çıkarttılar. Maskemi demişim, onlar maskeli. Benim başımdaki çuvalı çıkarttılar. Karşımdaki böyle en heybetli adam. Bunlar yılan. Yılanın başı da o adam. Yılanın başı şöyle bir bana gülledi. Kamil Efendi, son zamanlarda çevirdiğin dolaplardan çok haberdar oluyoruz. Bu işlerden vazgeçeceksin. Yoksa senin için iyi olmaz, dedi. Ben dedim ki, vazgeçmezsem ne olur ha? Vazgeçmezsem ne olur? Seni yok ederik ha, dedi. Ben yine oralı olmadım. Dedim ki, ben vazgeçsem bile dava arkadaşlarım bu işten vazgeçmez. Beni bu tür tehditlerle korkutamazsınız. Ve istedi ki karşımdaki. Kime güveniyorsun lan sen? Senin en güvendiğin Zübükzade bile avantasını aldı, yoluna baktı. O an bunun bir blöf olduğunu düşündüm. İnanmadım. İnanmıyorum dedim. Zübükzade, Zübükçüğüm kesinlikle beni satmaz. İnanmıyorum dedim. O an biz bu mala ne anlatıyoruz dedi herhalde. İşi uzatmaya gerek yok dedi. Konuştuğum adam şöyle bir ayağa kalktı. Yüzündeki maskeyi çıkardı. Anam ne göreyim? Bu da mı gelecekti başıma? Benim iki saattir beni satmaz dediğim Zübükzade karşımda duruyor. Ama şaşırdım. Ağam ben iptal buldum dedim. Pelte gibi yığıldım kaldım. Tansiyon kaldı. Ne tansiyon kaldı? Ne şeker kaldı? Bittim ya. Kaynar sular başımdan aşağı döküldü. Reis şöyle bir baktı bana. Bana bak Kamil Efendi, olayın ciddiyetini anladım. Bir daha seni değil mecliste, meclisin olduğu mahallede görürsem kendini yok bil. Şart olsun seni yok ederim, seni gebertirim dedi. O an bir tırstım zaten. Bayağı tırstım, bir Yusuf durumu oldu.
Tabi devamında biraz toparladım kendimi. Biz de 3-10'luk delikanlıyız. Nerede ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga dedim. Baktı bana doğru. Zübükçüğüm. Dedi ki, bak kardeşim dedi, bir daha buralarda dolaşma. Kesinlikle seni uyarıyorum. Buralarda sana ihtiyaç yok. Benim olduğum yerde sen olamazsın dedi. Ben dedim ki, ama ben seni sobri gayretle, ama ben seni naifa vekili yapacaktım dedim. Ya kardeşim dedi, ben seni vekillikten atmaktan bahsediyorum. Sen bana vekillik vereceğim diyorsun. Yemin ediyorum sus. Konuştukça batıyorsun. Konuştukça batıyorsun. Daha fazla alçalma. O esnada kahvedeki herkes Kamil Bey ile Reis Ceyhun Zeydan'ın konuşmalarını pür dikkat bir şekilde dinliyorlardı. Ardından kahvede sessizliği Kamil Efendi bozdu. Ya reisim, öyle keyfimizden değil yani. İşte ben bu yüzden meclise gelmedim. Başıma gelenleri görüyor musun? Reis Ceyhun Zeydan şaşırdı tabii. Ya bu İbrahim Zübükzade'yi biliyoruz. Ama bu İsmail Zübükzade de kim? Benim bildiğim bir İbrahim Zübükzade var. O da Aziz Nesin, bir roman kahramanı. Bu bahsettiğin İsmail Zübükzade de kim? Kamil Efendi, mesela yani dedi. Abo, sabahtan beri anlattığı şey palavraymış. Kemal Sunal misali meselayı yedirdi bize. Mesela yani dedi. Ardından herkes sinirlendi. Herkes, başta Reis Ceyhun Zeydan olmak üzere herkes Kamil Bey'i protesto ediyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Kamil Bey kendini açıklamaya çalışıyor. Değerli mebuslar sakin olun, değerli mebuslar sakin olun. Papağan gibi tekrar ediyor. Tabi aldırış etmiyorlar. Millet çığırından çıktı. Kolay değil. 10 dakikadır dalga geçiyormuş adam. Bu sefer daha sert bir şekilde kendini savundu Kamil Efendi. Ya ha İbrahim Zübükzade, ha İsmail Zübükzade. O Aziz Nesin'in roman kahramanıymış. Bu da benim kurgusal karakter. Ne olmuş yani dedi. Bu sefer millet iyice çılgından çıktı. Millet elindeki kitapları, defterleri, malzemeleri fırlatmaya başladılar Kamil Efendi'ye. Kamil Efendi bayağı zor durumda kalmıştı ki ocaklıktan kahveci Temel abi gülledi. Kendinize gelin da, ha burayı da meclis genel kurul salonuna çevirdiniz. Ula siz artık vekil değilsiniz. Ha bu hamsi kafalarınıza sokun da dedi. Bir anlık sessizlik oldu. Herkes bir durdu. Kimse Temel Efendi'den böyle bir çıkış beklemiyordu. Böyle bir çıkışın ardından sessizliği kahveci Temel'in oğlu İdris bozdu. Bir anda kıskırdı. Zor tutuyordu kendini. Ben de zor tutuyordum kendimi. Ben de bıraktım. Kahkaha atmaya başladım. Bunun ardından herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Deminden birbirinin boğazına sarılanlar şimdi mesela yani, mesela yani deyip gülüşüyorlardı. Tabi bunlar deli herhalde dedi. Temel Efendi buna da anlam veremedi. Omzundaki havluyu aldı, yere çaktı. Ula ahan da ben gideyim. Ne haliniz varsa görün dedi. Kahvenin kapısını çarptı gitti. Temel Efendi'nin ardından millet yine bir duraksasa da deli bu ya diyerek kahkahalarla gülmeye devam ettiler.